Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bu kanalda bir alışveriş videosu yoktu. Bayağı eksiğim vardı çünkü. Biliyorsunuz Almanya'ya gelirken birçok eşyamı getiremedim Türkiye'den. Birçok eşyamı satmak ya da vermek ya da atmak, her neyse, durumunda kaldım. Dolayısıyla tek bir valizle geldiğim için çok fazla kıyafet getiremedim. Haliyle kışlığım yoktu. Yazlıklarımı daha çok getirebilmiştim. Yeni yıl indiriminden vesaire de faydalanarak güzel kışlık bir alışveriş yaptım ve sizlerle bunları güncel oldukları için paylaşmak istiyorum. Şu an Almanya'da bütün mağazalar kapandı. Sadece marketler açık. Dolayısıyla her şeyi online almak durumunda kalıyorsunuz. Primark'tan alabildiklerimi aldım. Gerçekten kapanmadan bir gün önce falan. Geri kalan her şeyi internetten sipariş ettim. Primark demişken bence ilk Primark'tan da başlayabiliriz. Türkiye'de olmayan bir mağaza. Olmasını şahsen çok isterim. Umarım yakında Türkiye'ye de gelir. Ama yurt dışında yaşayan takipçilerim de olduğu için onlarla paylaşmak istedim. İlk olarak bu ayakkabıları göstermek istiyorum. Bunlar bildiğimiz Akbotların muadili. Aynı şekilde bunların da içi böyle. Henüz şeylerini de koparmadım. İçindeki koruyucuyu koparmadım. Bunlar da böyle içi tamamen tüylü. Tabii aklar gerçek yün. Gerçek deri ve gerçek yün olduğu için onları asla tercih etmiyorum. Bunlar gerçek değiller ve çok uygunlar. Yaklaşık ya 6 euro ya 8 euro gibi bir fiyatı vardı. Bunları aldım. Evet, çok çirkinler. Yani bu bir gerçek. Bunlar dünyanın en çirkin ayakkabıları ama dünyanın aynı zamanda en rahat ayakkabıları. Ben günlük hayatımı çok tercih etmiyorum yani. Bir yerlere gideceksem tercih etmiyorum. Bunlar benim Zuzu'yla dolaşma ayakkabılarım. Çünkü giymesi de kolay oluyor. Hem de yürürken üşümüyorum. Bu... Ay, çok tatlı değil mi rengi? Bu Bera'dan aldım. Bunlara beanie deniliyor. Öyle öğrendim. Bu beanie'yi aldım. 2-3 euro gibi bir fiyatı vardı. Böyle çok arkaya doğru sarkık durmuyor. Daha yuvarlak. O yüzden çok çok seviyorum. Kışın olmazsa olmaz. Çünkü burası gerçekten çok soğuk. Onun dışında bir tane böyle kaz ayağı mı deniliyor bu desene. Böyle upuzun. Gerçekten upuzun ve çok geniş. Battaniye gibi. Bir şal, atkı. Her neyse aldım. Yumuşacık. Kışı böyle yumuş yumuş ve pofuduk pofuduk şeyler giyindiğimiz için seviyorum. Onun dışında sevmiyorum. Sonra aşkım, yazın bunu takmak için 4 kredi bekliyorum ama şimdi de taktım. Böyle rengine vurulduğum lila ve mavi arası bir renk. Şöyle ufak bir çanta aldım. Tek gözden ibaret. Böyle mıknatıslı, pratik. İçine sadece bir telefonla ufak bir cüzdanın sığdığı küçük bir çanta. Gezmelik bir çanta yani kısacası. Bunun da fiyatı 10 euro gibi bir fiyatı vardı. Atkı da 10 euroydu. Bere de 2 ya da 3 euroydu. Şimdi her şeyin fiyatını hatırlayamıyorum. Primark Türkiye'de olmadığı için fiyatlarını söyledim. Ama şimdi H&M, Zara ve Bershka alışverişime geçeceğim. Oradaki ürünler güncel ve Türkiye'de de bulunduğu için fiyatlarını söylemek yerine direkt ürünlerin hepsini ben bilgi kutusuna ekleyeceğim. Mutlaka bu hemen aşağıdaki kutuya basıp oradan ürünleri bulabilirsiniz. Yorumlarda sormak durumunda kalmazsınız. Şimdi sadece Bershka'dan bir şey göstereyim size. Bir adet bot aldım. Böyle şık bir bot. Bilek. Bileğin biraz üstü. Çok böyle yüksek değil. Topuğu da böyle, ne kadardı bunun topuğu? 7-8 santim değildir. 6-7 santim arası bir topuğu var. Muhteşem rahat bir ayakkabı. Ben normalde topuklu ayakkabı hiç... Aman yüzüme tutmayayım. Ben normalde topuklu ayakkabı hiç giyemem ama bunlar gerçekten çok rahat. Sadece bana bir tık büyük oldu.
38 aldım ben. Normalde 37-38 işte benim değişiyor. Ayakkabıya göre değişiyor birazcık. Bunlar bir tık büyük oldu ama hiç sorun değil. İçerisine ben ne deniyor ki bunlara? Deichmann'dan çıkarabilsem. Deichmann'dan şunlardan aldım. İçine koydum. Haliyle ayakkabı biraz küçüldü. Bunu da size giyerek göstereyim. Geri kalan her şeyi size bir yandan göstereceğim. Bir yanımda da giyinmiş halini göreceksiniz. Evet. H&M'le başlayalım mı? Aksesuarlarla başlayalım. Sivilcelerime odaklanmayın ama şöyle küpeler aldım. Ama bu kaymış. Kulağınızı deldirmeden bunları böyle kullanabiliyorsunuz. Şu ikisi ve şunlar bir set halindeydi. Bayağı da beğendim. Yılbaşına takmıştım. Onun dışında bunu da her yerde görüyorsunuzdur. Herkes de görüyorsunuzdur. Ben neden eksik kalayım? Bundan aldım. Bir kaban almıştım. O kabanla birlikte giyebilirim diye düşünerekten almıştım ama kabanla renkleri tutmadı. Evet. Bayağı da sıcak tutuyor. Yani bununla o her yere gidilir. Bunu aldım. Yetmedi. Bir de bir siyah bini almak istedim. Bu Primark'takine göre daha kaliteli. Daha kalın bir bere. Bunu aldığımdan beri pembeyi takmıyorum. Oh, sıcacık ya. Gerçekten. Ve şimdi geçelim. Aksesuarlar bitti. Kıyafete. Dediğim gibi şimdi hem size bir yandan ürünleri göstereceğim. Hem de siz üzerimde duruşunu göreceksiniz. İlk olarak size böyle dümdüz bir kazakla geldim. Bu kazağı aldım. Bayağı da yumuşak bir dokusu var. Uygun fiyatlıydı ve dümdüz basic bir... Ben genelde zaten basic giyiniyorum. Çünkü böyle küpelerle ya da kolyelerle ya da blazerların içine ya da atkılarla vesaire birçok yönden kombine etmesi kolay olduğu için tercih ettim. Siyah kazağım dediğim gibi. Yani herkesin evinde mutlaka bir siyah kazağı vardır. Ben şu anda gardırobumda birçok eksiklik yaşadığım için benim yoktu. O yüzden aldım. Şöyle dümdüz bir kestim. Yani kenarlarından da hiçbir numarası yok. Dümdüz bir kazak. Buradan üzerimde de görüyorsunuz zaten. Sonra devam edelim. Şu hırkalar. H&M'in bu hırkalarını çok beğeniyorum. Şöyle dümdüz bir hırka. Bunu ama ben direkt üst olarak giyiyorum. Bir hırka olarak kullanmıyorum. Dilerseniz önünü açabilirsiniz ama ben bu şekilde olduğu gibi kullanıyorum. Tam beyaz değil, biraz kırık beyaz, ekrumsu bir rengi var. Şu an gördüğünüz gibi değil. Gayet güzel ve yumuşacık bir kumaşı var. Kurtarıcı bir hırka. Gerçekten çok zarif duruyor. Çok beğendim. Çok güzel. Evet, sonra gelelim bir kabana. Bu kabanı geçen vlogda gördünüz. Çünkü o gün gelmişti ve hemen giymek istedim. Fotoğraf çekmek istedim. Ama çok fazla soru aldım. Siz de beğendiniz. Instagram'dan da soranlar oldu. Fotoğraf paylaştıktan sonra. Bayağı güzel bir kaban. Bornoz'a birazcık benzese de ben niye giyiyorum ki? Siz şurada görün. Ama size yakından göstereyim. Şu yumuşaklığa bir bakar mısınız? Yani keşke şuradan elinizi uzatıp dokunabilseniz. Böyle bir yumuşaklık yok ya. Bayağı uzun da bir kaban. Kaban aşktır ya. Aşk. Tek zorluğu açık olması. Açık bir renk. Biraz bakımı zor. Özellikle karda, çamurda arabaya indin. Sonra gelelim Zara'ya. Zara'da gerçekten çok güzel bir indirim var. Şu anda indirim devam ediyor.
Eğer ihtiyaçlarınız varsa şu dönemde gerçekten ihtiyaçlarınızı tamamlamanız için çok ideal bir zaman. İki tane pantolon aldım Zara'dan. Biri böyle düz geliyor bu pantolonlar. Straight. Fit straight yanılmıyorsam bunun modeli galiba. Neyse ama size zaten bilgi kutusuna koyacağım. Üzerimde de görüyorsunuz. Böyle antrasit rengi. Burada tüy birikmiş. O görüntüsünü çok seviyorum. Bayağı aslında kot olmasına rağmen böyle esnek. Gördüğünüz gibi. Bayağı da rahat. Tam bedenimi aldım ve tam bedenim oldu. Biraz kilo aldım bu aralar. Biraz korktum açıkçası. Olur mu olmaz mı diye. Çünkü Zara ve Mango'nun cinlerinde biraz sıkıntı yaşıyorum. Bazen 34 büyük oluyor. 32 alıyorum. Bazen 32 çok dar oluyor. 34 alıyorum. Bunlarla çok tereddütte kaldım. 32 alacakken annem yok bence alma. Hani kilo aldın. 34 al dedi. İyi ki de onu dinlemişim. Çünkü tam oluyorlar. Yani biraz kilo alsam bunlar da olmayacak. Bir sonraki de şöyle aynısı gibi. Tek farkı böyle hani aslında erkeklerden alışkın olduğumuz şu düğme olayı bunda da var. Ama düğmeler gözükmüyor. Şu şekilde oluyor. O yüzden bayağı toparlayıcı aslında. Eğer göbeğiniz varsa bu pantolonu tercih edebilirsiniz. Ben size zaten bir kutusunu ekleyeceğim. Oradan mutlaka bakabilirsiniz. Koduyla birlikte de ekleyebilirim hatta. Bulması daha kolay olur. Rengi şöyle bir mavi, açık mavi. Ben bu arada iki jean'in de paçalarını dümdüz kestim. Yani böyle değil aslında paçaları. Ben sevmiyorum. O dikişi sevmiyorum. Böyle daha güzel duruyor. Kesiyorum. Zaten biraz uzun oldular bana. Ben 1.70 boyundayım. Bunlar bana bir tık uzun oldu. Yani kime göre neye göre yapıyorlar bilmiyorum ama. Neyse. Bir sonraki son iki ürünümüz kaldı. Sonra bitiyor. Sonra salacağım sizi. Kurtulacaksınız benden. bunu yılbaşında da giydim. O yüzden artık benim için çok daha başka anlamlar taşıyor. Keşke yapmasaydım. Belki de 2021 kötü geçecek ve ben bu yıldan da nefret edeceğim. Ve bunu her gördüğümde onu hatırlayacağım ama. Neyse. Şunu aldım. Hep tüylü, kısa kollu bir şey istiyordum. Evet biraz hani alışkın olmadığımız bir durum. Hep böyle uzun uzun giyiyoruz ama gerçekten çok sıcak tutuyor. Ve çok güzel. Biraz bu tüylü kazaklarda benim korkum. Çünkü birçok kazakta bu sıkıntıyı yaşıyorum. Çok hassasım. Kaşın tutuyor. Çok boğazı da giyemiyorum mesela. Bu asla öyle bir şey yapmadı. Gün boyu üzerimdeydi. Ve yumuşacık. Yani hiç batma vesaire yapmadı. Kaşıntı yapmadı. Böyle. Ve çok tatlı işte bir rengi var. Üzerimde de görüyorsunuz. Bunu aldım. Bununla aşk yaşıyorum gerçekten. Hani bu alışverişimin kabandan sonra en çok sevdiğim parçası bu oldu. Daha sonra bir tane ürün aldım ama nerede giyersin kızım bunu? Nasıl giyersin? Hiçbir fikrim yok. Türkiye'ye saklıyorum. Türkiye'de giymeyi planlıyorum. Zaten artık burada pijama dışında bir şey giymenin çok da bir manası kalmadığı durumdayız. Bayağı ağır şartlarda karantina yaşıyoruz. Böyle bir şey aldım. Böyle sarı, yine tüylü, crop bir kazak. Tüyleri biraz daha böyle farklı. Fokuslasa göreceksiniz. Evet böyle biraz kuş gibi. Kuş gibi denir mi buna bilmiyorum. Ama bu da bayağı tatlı. Biraz büyük gibi duruyor. Ve biraz böyle bol. Ama crop. O yüzden güzel bence. Böyle de üzerimde görüyorsunuz. Bunu henüz giymediğim için kaşıntı yapar mı zannetmiyorum ama içi bu şekilde. Böyle bir astar desem astar değil. Bilmiyorum. Astarın üzerine dikilmiş gibi. Biraz da hani aslında
iç gösteriyor. Ben içerisine crop bir atlet giyebilirim. Ya da içerisine bright giyebilirsiniz. Size kalmış artık. Evet. Bir yığınımla ben. Resmen bir yığın kıyafet ve ben. Evet. Size bunları gösterdiğime göre artık gönül rahatlığıyla yıkayıp sonra dolabıma yerleştirebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz parçalar olduysa dediğim gibi ben hepsini bilgi kutusuna ekleyeceğim. Oradan mutlaka bakabilirsiniz ve bulabilirsiniz. Ürünler bitiyor. Tekrar stoğa giriyor. O yüzden takibini yapın mutlaka. Mesela ben şu 5 defa tükendi. 5 defa tekrar stoğa girdi. Zara gerçekten o açıdan hızlı çalışıyor. Diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. H&M de bir tık iyi. Öyle. Umarım dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir. Like ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda mutlaka görüşelim. Kanalıma abone olun, haberdar olun. Kanalıma abone olup haberdar olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.